yanaza geçer bedenimden acıtarak içime aldım insana. İstiyorsunuz? Tarihi. Dikkatli bakın ama. 2 Kasım 2009. Ne var bunda? 3 yıl önce çekilmiş bir resim. Kız o sırada 15 yaşında. Burada daha büyük mü gösteriyor diyeceksiniz. Zaten bütün resimlerinde yaşlarından biraz daha büyük gösteriyor. Erken gelişmiş bir çocuk. Başka bir tuhaflık yok mu? Başka tuhaflıkları uzmanlar bulacak. Ben böyle bakınca anlamıyorum. Uzman değilim. Uzman olmaya gerek yok ki. Photoshop bilmeye de gözünüzün önündeki 2 detaya dikkatlice bakacaksınız. Neymiş o 2 şey? Kasım ayı ve gelincik tarlası. Kasım'da gelincikler açar mı böyle? Hırsınızı anlıyorum. Aceleniz de hırsınızdan. Ama yanlış yaptınız. Şimdi yanlışınızı nasıl düzelteceğinize kendiniz karar verin. Gel. Antonio Bey geldi efendim. Kim Antonio Bey? Hazal'ın keman hocası. Tamam, odaya al, ben geliyorum. Bu şarkı sizin evinizde mi kaydedildi? Hayır. Benim evde sadece altyapıyı kaydettik. Ne? Altyapı. Yani ritmi, 1-2 klavye ve kemanlar. Nasıl? Yani şarkıyı evde söylemiş. Altyapının üstüne canlı okuyor burada. Türkçeni güzel konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Müzik kulağı olunca dil öğrenmek de kolay oluyor sanırım. Kaç yıldır buradasınız? 5 seneyi geçiyor. Karımla Madrid'de tanıştık. Sonra o burada yaşamak istedi. Bir süre İspanyolca dersi verdim. Son 2-3 yıldır müzik dersi veriyorum. Sadece keman mı? Hemen hemen tüm telli çalgılar. Ayrıca beste ve düzenleme konusunda da ders veriyorum. Bu şarkının bestesine karıştınız mı? Hayır. Hazal'ın Deniz diye bir arkadaşı var. Besteye o yardım etmiş biraz. Düzenlemeye de. Tanıyor musunuz Deniz'i? Evet. Şarkı konusunda asıl konuşmanız gereken o. Ben sadece enstrümental yapıda yardım ettim biraz. Konuştuk onunla. Çok anlaşıyorlardı Deniz'le. Deniz onun için şarkı bile yazmıştı. Sözlerinde ruh, ikisi, mikisi böyle laflar geçiyordu. Ama sonra bitiremedi galiba. Aralarında bir şey var mıydı? İlişki mi?
Daha çok platonik bir şey. Çocuk tarafından. Yani çocuk ona çok aşıktı da... Hasal tarafını bilemem. Vay be. Ben bu Photoshop olayından acayip çekiniyorum oğlum. Baksana bayağı. Basbayağı gerçek lan bu. Erkin, uzmanlardan gelen rapor da sahte diyor. Bu 3-4 tane resimden oluşuyormuş. Yalnız bunu yapan bu işi bayağı biliyor, sanatını konuşturmuş. Ben bile yerdim yani öyle şey. Ama şu tarih meselesinin daha önce kimsenin dikkatini çekmemiş olması da çok enteresan. Bazen oluyor işte oğlum. Burnumuzun ucundakileri göremiyoruz bazen. Erkin. Kızın şu demlik kafeden yaptığı arama ile ilgili bir gelişme oldu mu? Oldu efendim. O gün o kafeden yapılan aramaların 23'ünden 18'ini listeden çıkardık. Konumuzla hiçbir alakaları yok. Zaten geri kalanlar da hala araştırmada. Peki sürekli tıkınmak dışında ciddi bir şeyler yapıyor musun bu konuda? Yapıyorum efendim. Mesela atasözleri ve deyimler konusunda biraz cahildim, yenilerini öğrendim. Misal en son öğrendiğim, acele işe şeytan karışır. O resmin sahte çıkması adamın masum olduğu anlamına gelmez. Her ihtimali değerlendiriyorum ben. Karısıyla bir daha konuşacağım. Gerekirse özür dilemeyi de biliriz. Aman komiserim, şimdi gidip de kadına tamam bu fotoğraf sahte olabilir ama kocanız yine de tacizden zanlı olarak içeri alınabilir falan diye girmeyin konuya. Yazık, kadının kalbine inmesin maazallah. Bana bak Erkin, bu yılışık tavırlarına bir son ver artık. Galip komiserine bu sırnaşık esprileri yapabilirsin. O kaldırabilir. Ama ben kaldırma. Anladın mı? Disiplin ve davranış soruşturması geçirmek istiyorsan bildiğin gibi davran. Ama istemiyorsan dikkat et. Estağfurullah efendim. Bundan sonra bir düşün, yok tam tersi bin düşün bir konuş. Az laf çok iş. Komiserim. Müzik yeteneği olan insanları kıskanırım biraz. Apayrı bir şey ya. Tabii ben dinlerim de kulak sıfır. Vallahi aklıma daha güzel bir iş gelmiyor. Başka bir meslekten değerlenmiyorum zaten. Hazal bir gün doğmadan önce sessizdik. Öleceğiz, yine sessiz kalacağız. Arasını müzikle doldurmak lazım demişti. Durur durur böyle laflar yumurtlardı. Çok tuhaf bir kızdı. Sanki bir hayat yaşamış, her şeyi çözmüş. Sonra yeniden 18 olmuş. Ama eski hayatının bütün tecrübesiyle yaşar gibiydi. Ya da ben abartıyorum. Saçmaladım, kusura bakmayın. Şimdi boşu boşuna mı aldım Harun'un günahını? Ya nasıl ben bakacağım onun suratına? Siz yani resmin sahte olduğunu söylediniz mi biliyor mu? Daha kendisine ulaşamadık. Ay çok kızdı tabii ya. Darmadağın oldu adam yani. Ben de öyle ters ters çıkınca. Mine Hanım. Hazal o fotoğrafın üstündeki tarihte 15 yaşındaydı. Yok işte kapalı telefonu. Yani şimdi kocam da ortadan kaybolacak. Ya bakın kusura bakmayın ama yani bunlar biraz hep sizin yüzünüzden. Çünkü iyicene anlamadan, dinlemeden niye böyle bir şey yaptınız? Bakın şu anda zamanla yaşıyoruz.
O fotoğrafın incelenmesini beklemek ne kadar sürer biliyor musunuz? Siz de kızınızın bulunmasını istiyorsunuz değil mi? Mine Hanım, Hazal o fotoğrafı çektirdiği sırada 15 yaşındaydı. Neden o yaştaki bir kız kendisini böyle gösteren bir montaj yapsın? Yani hep ihtimaller, tahminler, hep kuru sıkı. O resim, yani o pis foto montajı, Hazal'ın yaptığı ne belli. 5 dakika müsaade eder misin bize? Çalışıyoruz. Nereden çıkartıyorsunuz böyle bir şeyi? Belki başka biri yaptı. Ya Burak yaptı. Naime yapmış olabilir. Ya da ne bileyim ben, hani eve gelen herhangi bir arkadaşı yapmış olabilir. Belki yani Hazal'a aşık bir oğlan vardı ve o yaptı bunu Hazal'ı kızdırmak için. Yani neden illa her şeyde kızımı suçluyorsunuz? Bakın Hazal yani serseri gibi görünebilir uzaktan ama yani o aslında iyi bir kızdır. Böyle şeylere ayıracak vakti yok ki onun. Ben iyi bir kız yetiştirdim. Yani her seferinde bu. Bakın şu anda tek derdimiz kızınızı bulmak. Duygularımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Duygularımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Yani nasıl yapacağız onu? Çanta mı bu? Ya da şemsiye mi? Yani nasıl bırakacağım ben duygularımı? Ben bir anneyim. Bir eşim. Ben çok seviyorum kızımı. Kocamı da. Ama siz benim ikisi arasında böyle manyak yaptınız. Pimpon topu gibi oldu. Yani duygularım laçka oldu. Kımıldamıyorlar artık. Benim kocamı bulmam lazım. İnsan müzik yaparken daha kolay yakınlaşır diyebilir miyiz? Yakınlaşmaktan ne anladığınıza bağlı. Müzik, yani iyi bir müzik, insan ruhu için nasıl desem ya, bugünlük hayattan bir basamak yukarısı. Yani dünyanın olaylarından, şeylerinden bir basamak yukarıdasınız. Daha ruhsal bir şey. Ve orada evet, insan buradakinden farklı hissedebilir. Farklı bir bakış açısında buluşabilir ve birbirini anlayabilir. Müziğin dünyasında gerçekler çıplak. Yani orada dil, din, cins, milliyet, yaş, bu farklar yok. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Eşimi bekliyorum. Evet ama burada bekleyemezsiniz. İçeride sorgu var. Yasak böyle bir şey. Hani birisi görse... Bana ne sorgudan? Ayrıca o kız için artık çok geç. Kusura bakmayın. Galip komiserim tanıştırırken adınızı söyledi ama... hatırlayamadım. Neydi adınız? Tamara. Evet, Tamara Hanım. Galip Bey burada olduğunuzu biliyor mu? Yok. O beni şu anda evde çocuklarla birlikte sanıyor. Peki o zaman neden evde değilsiniz? Çünkü deliyim ben. Delirdim. Evlere sığamıyorum. Hiçbir yerde duramıyorum. Akli ehliyetim yok. Bakın burada duramazsınız. İçeride sorgu var. Ayrıca siz sıradan bir vatandaşsınız. Vatandaş kısmı evet ama... o sıradan kısmı sanki biraz ikircikli. Galip Bey. Tamara Hanım burada. Tamara? Kim Tamara ya? Eşiniz efendim. Biraz bekleteceğim. Tuna ne yapıyorsun burada? Ben seni görmeye geldim. Ben dışarı çıksam iyi olacak. Anladığım kadarıyla ciddi bir sorun var. Yok sorma sanırım. Gerek yok. Tuna gidecek zaten şimdi. Yok yok. Gideyim ben. Tuna ne arıyorsun burada? Evden ne çabuk geldin? Eve gitmedim ki. Kızım sen beni evden aramadın mı?
Evdeyim, dinleneceğim dedin. Çocukları ben alırım okuldan dedin. Eve gidiyordum ama bir sıkıntı bastı, gidemedim. Yarım saat sonra okuldan çıkıyor çocuklar. Tuna, sen ne yapıyorsun? Ben anlamıyorum ya. Ya düzeldi, eve gitti dedim. Sen ne yapıyorsun? Ne arıyorsun burada? Gülsen. Ya canım, bir yanlış anlaşma olmuş. Kusura bakma. Tuna buradaymış meğerse. Eve gitmemiş. Ya çocukları yine sen alabilir misin okuldan? Sağ ol Gülsen ya. En zor zamanımızda sen yetişiyorsun yine. Tamam, tamam. Okuldan sonra konuşuruz. Sağ ol. Sağ ol. Yarın burada ne güzel ayrıldık ya. Buradan çıkacaktın, Simge'ye hastaneye uğrayacaktın. Sonra da oradan eve gidecektin. Beni aradın, evdeyim, iyiyim dedin. Yalan söylüyorum arada. Elimde değil. Neredeydin peki? Yürüdüm. Sahile indim. Boğaz'da yürüdüm. Ha, Boğaz'da yürüdüm. Tuna, neden? Neden eve gitmiyorsun? Hadi eve gitmedin, beni niye aramıyorsun? Yani yarım saat geç kalsak çocuklar okulun kapısında sahipsiz bekleyecek. Sen bir şey söyle, onu yapalım ya. Galip, kaçalım buradan. Bak, beni delirten şey seni de delirtecek. Tayin iste. Mesela bir köye ya da bir sahil kasabası. Tayin olmazsa bırak bu işi. Başka bir şey yaparız. Tavuk besleriz. Domates, biber, maydanoz ekeriz. Sen balık malık tutarsın. Çocuklar köyün okuluna yürüyerek gidip gelirler. Bahçeye bir köpek alırız. Evin içine bir kedi. Ben evin her işini yaparım, sana söz veriyorum. Şalvar bile giyerim. Arkadaşlarımız gelir ara sıra. Sonra böyle bir asmamız olur. Bir çardak. Sofralar kurarız, yemekler yeriz. Galip, ben öyle bir hayat istiyorum. Sen, ben, çocuklar. Ben yanımda seni istiyorum. Galip, ne olur kaçalım buradan. Köyler, o sahil kasabaları, hani çocukken resim dersinde çizdiğimiz resimler var ya, orada kaldı o köyler. Artık her yer böyle. Kaçış yok. Her yer aynı. Tuna, elimizde tek bir hayat var. Ya bu hayatı düzgün bir şekilde yaşayacağız. Ya da? Ya da su yok. Başka yolu yok. Heh, Şahika, gel. Burada biraz Tuna'yla oturur musun? Tabii. Beklerken canı sıkılmasın. Geldiniz. Kim çağırdı sizi? Erkin Bey aradı. Yeni bir komiser gelmiş. Görüşmek istiyormuş. Ben çağırdım. Sorgularında açık kalan noktalar vardı. Ben de konuşmak istedim. Sizin için de uygun mu komiserim? Tabii. Sizinle bir şey konuşabilir miyim? Eşiniz Tamara Hanım. Tuna. Efendim? Adı Tuna. Ama bana Tamara dedi. Dalga geçmiştir. Bakın, eşim çok iyi bir polisti. Sormasan da. Emniyette istediğinize sorun. Çok iyi, örnek bir polisti. Ama bir süredir bir hastalıkla boğuşuyor. Yani doktorlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ama sabrediyoruz. İlaç tedavisi görüyor şu an. Evet, çok üzüldüm. Ama eşinizin şu an polis vazifesi yok. Sorgu sırasında sizin odanızda bulunması ve sorguya şahit olması ne kadar doğru? Değil, yanlış. Ama elimden gelen bu. Yani burayı bırakamıyorum. Eve götürüp başında duramıyorum. Ne yapayım?
kadar önemli bir konuda burayı bırakamıyorum demeniz. Yani görev aşkınıza hayranım ama bence işe ara vermemek için bir neden yok. Ya sizin bulunduğunuz noktadan görünmüyor olabilir. Ben miyim bir sebep? Ya bir sebep de sizsiniz, evet. Yani ama asıl sebep zamana karşı yarışmamız. Şu an son kozlarımızı oynuyoruz. Hazal'ı bugün bulduk, bulduk. Bakın, eşinizin şuurunu kaybetmiş bir vaziyette ortalıkta dolaşması kabul edilebilir bir şey değil. Üzgünüm ama bunu rapor etmek zorundayım. Hüseyin amirimin haberi var. Onu atlayıp başkasına rapor etmeyin bari. Ben anlamıyorum herhalde. Siz anlamıyorsunuz, evet. Beş dakika sonra sizi çağıracağım. Gülsem, ya çocukları aldıktan sonra bir şey daha rica edeceğim senden. Gelip bu Tuna'yı da alır mısın buradan? Ben bu akşam da buradayım mecburen. Ya ben artık ne yapacağımı şaşırdım be. Vallahi yani karımı tanıyamıyorum. İnan bana tanıyamıyorum. Tamam canım, sağ ol. Kusura bakmayın. Çok beklettik. Son günlerde tuhaf bir davranışını fark ettiniz mi Hazal'ın? Ne gibi tuhaf? Yani normal halinden farklı. İyi misiniz? Değilim Şayık. Bir şey değilim. Kafamın içinde başka biri var gibi. Bazen her şeyi o yapıyor. Ben böyle uzaktan seyrediyorum. Olmaz diyorum, ayıp diyorum. Ama o yine yapıyor. Şu anda iyiyim ama. Korkma yani. Bu şarkıdaki kemanları kaydediyorduk. Bir an kemal çalarken birden ağlamaya başladı. Ortada bir sebep yoktu. Nedir diye sordum. Anlatmak istemedi. Ama çok üzgündü. Yani hiç mi açıklama yapmadın? Bir şey demişti. O da bana manasız gelmişti o sırada. Ama şimdi düşününce... Ne demiştin? İşte ben... Kaydı bırakalım sonra yaparız dedim. O da bir daha kayıt yapacak zamanım olmaz belki dedi. Bir şeyden mi korkuyordun? Korkulan çok veda eder gibiydi. Üzgün bir şekilde. Komiserim bir dakika. Ben şimdi arıyorum, bu bir veda şarkısı. Sana güvenebilir miyim? Bir şey sordum Nina. Bak bana öyle hiçbir şey anlamıyorum, ayaklarına yatma. İçeride beni satıp her şeyi anlatacak mısın, onu soruyorum. Biliyorum, her şeyi berbat ettim. Ama bundan sonra gerçekten çok düzgün bir hayat yaşayacağım. Çocuklarımı düşünüyorum Nina. Onların hayatını mahvedemem. Vallahi insan kendi ektiğini biçer hocam. Yani koskoca adamsın. Bunu da ben mi öğreteceğim sana? Koskoca adamlar da bazen çocukça hatalar yaparlar. Evet, bir hata yaptım, kabul ediyorum. Ben çok pişmanım. Korkuyorsun. Korkuyorum. Evet, korkuyorum. Sence benim yerimde olsa kim korkmazdı? Kaybolmasında parmağın yoksa korkmana da gerek yok. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya? Kaybolmasında nasıl bir parmağım olabilir ki? Hazal hakkında neler hissettiğimi en iyi bilen sensin.
Biliyorum. Aşk insana her şeyi yaptırır. Biliyorum. Onlar da öğrenince adını şüpheliler listesinde en başa yazacaklar. Yok, yanlış oldu. Senden sonra beni ikinci sıraya yazacaklar. Ne? Bence şüpheliler listesinde en başta sen olacaksın Nina. Hazal senin için bu kız bana resmen aşık demişti. Eğer konu aşka gelecekse bence sen de korkmaya başlasan iyi edersin. Bana anlattıkların hepsini orada söylerim. Ne diyorsun sen be? Aşık değil miydin sen be? Sen bizi ne zannediyorsun? Hocasın diye böyle terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Bizde öyle numaralar yok, tamam mı? Ben şey değilim. Hazal da değil. Tamam, çok seviyorum ama yani bunu sandığın gibi şey bir tarafı yok. Aşk başka bir şey, arkadaşlık başka bir şey. Tabii canım, tabii. Ama bazen böyle hepsi birbirine karışır. Bunlar çok karışık işler Nina. Karışık olan şey senin kafan. Erkek milletisiniz işte. İki kız yakın arkadaş oldu mu hemen bunlar da öyle. Kızla evlenme teklif edip buradan kaçalım diyen ben değilim. Yok öyle bir şey, uydurma. Uydurmuyorum. Bana da Azal söyledi. Karımdan boşanacağım. Seninle evleneceğim. Bu pislik hayattan kurtulacağız demişsin. Ne kadar güzel uyduruyorsun ya. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Ama unuttuğum bir şey var. Ben evliyim. 18 yaşındaki havai, serseri bir kız için niçin hayatımı mahvedeyim ki? Eğer içeride polislere bu saçma sapan şeyleri anlatırsan, açarım ağzımı. Hazal'ın bana anlattığı her şeyi onlara söylerim. Haberin ola. Anlat. Seninkilerin yalan olduğu baştan belli. Orasını bilmem. Ben uyarımı yapayım da sonra artık ne söyleyeceğini kendin bilirsin. Yani sonra kayda aynen devam ettiniz. Önce balkona çıkıp birilerine telefon etti. Kendi cebiyle? Hı hı. Kimi aradığını anladınız mı? Yok. Ama bayağı heyecanlı bir konuşma yaptı. Çok kızgındı. Bir iki kere bağırdı. Bağırdı? Hı hı. Ne diye bağırdı? Tam hatırlayamıyorum. Hatırlamaya çalış. Aldırmıyorum. Sen... Ne dersen de aldırmıyorum gibi bir şeyler. Kaç sularında oldu? Bu saat kaçtı? Derse saat 3'te gelir. O gün biraz çok geç geldi. İşte 4-5 arası herhalde. Geçen hafta salı. Hı hı. Ben bir şeyler alacağım. Su falan ister misiniz? Sağ ol. Naime gitti galiba. Yeni komiserin yanında. Aldırmıyorum. Sen ne dersen de aldırmıyorum. Anlayamadım. Bu laf size bir şey ifade etmiyor mu? Aldırmıyorum. Sen ne dersen de aldırmıyorum. Yani hayatım boyunca en az 1000 kez duymuşumdur bu cümleyi ama... benim için öyle pek bir anlamı yok. Ama bu 1000 kereden farklı. Hazal da sizin aranızda geçen bir konuşmada söylenmiş bir laf. Geçen salı saat 16:28'de. Hatırlamanız gerek. Çünkü Hazal çok üzgünmüş. Sizi telefonla aramış. Bu lafı söylediğini duyanlar olmuş. Hafta boyu beni defalarca aradı. Hemen hemen hepsinde morali çok bozuldu. Ben de her seferinde aynı şeyi söyledim. Ne söylediniz? Psikiyatra git Hazal. İlaç tedavisine başla Hazal. Bunun sonu yok Hazal. Yani durumu o kadar kötüydü. Evet.
Peki aldırmıyorum ne demek? Yani umurumda bile değil, aldırmıyorum demek. Ne bileyim ne demek, yani başka ne olabilir ki? Peki ailesine ya da sınıf öğretmenine falan haber verdiniz mi? Durumu rapor ettiniz mi? Bakın komiserim, size daha önce de söyledim. Bu gençler bana sırlarını veriyor. Bunlar gizli şeyler. Yani benim bunlara gidip rapor etmem sizce doğru bir şey olur mu? Ayıp etmiş olmaz mıyım? Sonra bana kim güvenecek? E niye durumu o kadar kötü diyorsunuz? En azından ailesine haber vermeniz gerekir. Bakın siz anne babasını tanıdınız. Nasıl insanlar olduğunu gördünüz. Kendinizi bir Hazal'ın yerine koyun. Yani benim bunları onlarla paylaşmamı ister miydiniz? Ayrıca ben olayların bu kadar büyüyüp bu raddeye geleceğini nasıl önceden görebilirdim ki? Yani kötüydü, evet kötüydü ama... öyle evden kaçıp bir anda ortadan yok olacak kadar da kötü değildi. Solmaz Hanım'la konuştuktan sonra bir yere ayrılmayın. Size daha sormam gereken çok soru var. Oldu, emredersiniz. Elbette komiserim. Eksik bıraktığınız, anlatmadığınız bir şey kaldı mı? Soruşturmada ne işinize yarar bilmem. Ama bir şey daha var. Sizden saklamanın manası yok. Söyleyin gitsin. Nasıl olsa bir şekilde duyacaksınız. Ona aşıktınız. Nereden anladınız hemen? Herkes aşık. Hazal'la tanışıp da ona aşık olmayan erkek neredeyse yok gibi. İlişkiniz oldu mu? İlişkimiz falan yoktu. Olamazdı. Hazal asla olmaz dedi. Ben de evliyim zaten. Karımı da seviyordum. Severim. Bunu da karıma anlattım. Açıkça. Ama size anlattım ya, müzik iki insanı birleştiriyor. Müzik yaparken bir samimiyet doğuyor. Hazal çok özel, çok olgun, çok başka bir kızdı. Sarhoş ediyordu insanı. Bundan hem utanıyorum hem de gurur duyuyorum açıkçası. Utanıyorum çünkü uyan herkes şu gerizekalıya bak. Hem evli hem öğrencisine aşık olmuş der. Ama gurur da duyuyorum çünkü gençmişim hala. Hayat varmış. Yani şurada hayat varmış. Ölmemiş. Gülsen, ne arıyorsun sen burada? Aslı sen ne arıyorsun burada? Galip'i bekliyorum. Galip benden rica etti. Seni eve götürmeye geldim, hadi. Galip bana öyle bir şey söylemedi. Ayrıca Galip bana sormadan beni nereye gönderiyor? Ben paket miyim? Tunacığım, hadi olay olmadan eve gidelim. Bak çocuklar çok üzülüyor. Şu an Reçet abim başlarında ama seni çok özlüyorlar. Hiçbir eve gitmiyorum ben. Tuna hadi. Bak Galip'i üzüyorsun. Çocukları üzüyorsun, beni üzüyorsun. Seni seven herkesi üzüyorsun. Sen bana üzüntü mü diyorsun? Hayatta insanın başına gelebilecek en kötü şey ne biliyor musun? Kaybolmak. Sen kaybolmadın Tuna. Bizim nesin? Yanındayız. Ben kendimden bahsetmiyorum zaten. Şu zavallı kızcağızı söylüyorum. Hazal. Düşünsene, sen kaybolmuşsun. Kim bilir nerede canınla cebelleşiyorsun. O sırada böyle birileri bir takım karanlık odalarda... senin hayatını en incesinden otopsi yapıyorlar. Bütün sırların,
aşkların, yalanların, söylediğin her şey herkesin elinde oyuncak olmuş. Bundan daha berbat bir şey olabilir mi? Bundan korkmasaydım eğer, şimdiye kadar çoktan kaybolmuştum. Tuna, çocuklarını düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Zaten o yüzden kaybolmak istiyorum. Bari annelerini böyle görmesinler. Düşünsene. Sen annenin delirmiş olduğunu görmek ister miydin? Ama mesela biri gelse dese ki, yavrum senin annen kayboldu. Bence daha iyi. Tunacığım, böyle şeyler düşünme. Bunlar fena şeyler. Hadi yengeciğim biz kaçalım. Dokunma bana! Tuna hadi lütfen. Dokunma bana! Azal kaybolduğu gün size gelmiş. Evet. Ama yanında kemanı yokmuş. Tuna sakin ol. Ne oldu? Dokunma bana dedim! Tuna lütfen! Tuna yapma lütfen! Yapma! Bırakın beni! Dertleşmeye geldi. Ders için değil. Ders günümüz salı. Oradan çıkıp Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin arka sokağında bir yere gitmiş. Bilginiz var mı? Yok. Hayır yok. Hazal bahsetmiş olabilir mi? Ne oluyor? Tuna. Ah be canım be. Ey Allah'ım seni de nelerle uğraştırıyoruz. İyi misin canım? İyiyim iyiyim tamam. Hiç burnuma yumruk yememiştim ama iyiyim tamam. Ver pamuk ver. Ben kocamı arıyorum da ismi Antonio, İspanyol. Şöyle alalım. Birazdan biz söyleriz, kaydınızı alırlar. İti an, çomağı hazırla. Antonio neredesin? Ne yapıyorsun burada sen? Asıl sen ne yapıyorsun? Sorana bak, polisle ne ilgin var ki senin? Tamam, bekliyorum. Galipciğim. Tuna'nın ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Yani iyi bir yere yatırsak. Sence daha iyi. Sence? Yok. Gerek yok. Bak, gerekirse başka doktora gideriz ama hastane hastane yok. Biz bize halledeceğiz. İlaçlarını düzgün kullansa sorun yok ki zaten. Ama bu iş bizim boyumuzu aştı. Hüseyin'ciğim, tamam. Nasıl buldun beni burada? Komşular eve polisin geldiğini görmüşler. Seni götürdüklerini söyleyince de çok merak ettim, aradım. Nedir? Niye getirdiler seni buraya? Hazal kayıp. Beni de şahit olarak çağırdılar. Tienes que ir a casa de Roberto. La casa detrás del hospital de Taksim. Puede que hayan conseguido la dirección, me están preguntando. Antonio, Türkçe konuş. Ne var ki orada? Roberto ile birlikte siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Aşkım, kimseden bir şey saklamıyoruz. Sadece git ve her şey yolunda mı bir bak. Ortalığı topla. Deja la casa como la dejó Roberto. O kızın arkadaşının evinde kalmasına izin mi verdin? Neden? Kız bir bela, pislik, melek kılığında bir şeytan. İlk görüşte tiksindim ondan ve her zaman da korktum. Evimize girdiği ilk andan itibaren senin başını belaya sokacağını biliyordum. Hiçbir şey yok dedim, aşık oldum. Tamam dedim, sineye çektim. Ama şimdi ne? Ne yaptın, neyi temizlememi istiyorsun benden? Fidan, Fidan yapma ya. Ya evde berbat bir şey bulursan? Bir şey bulursan çöpe at. Ne bulacağım? Bak sen de bir şeylerden korkuyorsun. Evet korkuyorsun. Sakın bana Hazal o evde deme. Orada mı saklanıyor yoksa? Ha? Saklanmıyor. Saklandı. Ama artık orada olmaması lazım. Belki birkaç yaşası meşası kalmıştır. Onları at çöpe gitsin. Antonio şimdi kayıp bir kız Roberto'nun evinde saklandı ve sen benden gidip o evi temizlememi istiyorsun öyle mi? Rica ediyorum.
Yalvarıyorum. Beni seviyorsan. Bu son. Bu sana yaptığım son iyilik olacak. Bir daha sakın benden böyle bir şey bekleme. Hatta beni de bekleme. Filan. Ne yapıyorsun? Gene saklambaç oynamaya başlamadık değil mi canım? Bak mesajımı alıp beni orada pişman pişman dinlediğini biliyorum. Biz seni anlıyoruz canım. Kimse sana kızmıyor, merak etme, kızamıyor. Bak Gülsen de yanımda, burnu kanadı ama anlayışlı bakıyor, buradan el sallıyor sana. Canım, bak her şeyi çözeceğiz, hiç merak etme. Her şeyi halledeceğiz beraberce. Ama beni muhakkak ara, tamam mı canım? Çok içli konuştun. Koşa koşa kollarına gelecek bence. Gülsen ben ne yapacağım ya? Yani anlamazdan geliyorsun ama şu an tek çare kızcağız Türk hekimlerine emanet etmek. Yani böyle hapla mapla elle tedaviyle olacak iş değil. Daha yoğun bir iki ay kalsa ben çocuklarla ilgilenirim merak etme. Tamam sonra konuşuruz. Hep erteliyorsun zaten. Hep meselelerin üzerine örtüyorsun. Kedi kumunu örter gibi. Ama mesele orada, kumun altında. Hiçbir yere kaybolmuyor. Ama her zaman böyle değil ki. Bazen melek gibi oluyor biliyorsun. Yani yolunda gidiyor her şey. Ama ne bileyim, ilaçlarını almayı unutunca ya da kafası bir şeye bozulunca. Galip, bak ben şikayetçi değilim. Yani her zaman yardıma hazırım. Senin gibi meşgul de değilim. İşim yok, gücüm yok. Yeğenlerime de tapıyorum zaten. İstersen hep bende kalsınlar ama bu böyle gitmez. Sana yazık, çocuklara yazık. Ayrıca Tuna'ya da yazık. Yani bu olay beyin kimyası. İncecik dengeler mengeler, bizim bilmediğimiz bir sürü şey var. Belki de yani doktoru görünce... Ne oldu? Ne arıyorsun sen? Sigara arıyorsun değil mi? Ya şurada geçen gün bir yarım paket olacaktı. Ya Galip bir sakin ol Allah aşkına. Bırakmak için o kadar uğraştım lütfen. Şimdi hepsi boşa mı gitsin? Ya Gülsen ben kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ben ya. Sana buradan arama dedim. Neden arıyorsun? Hayır aşkım. Şimdi konuşamıyorum. Sorgu odasındayım şu anda. Hayır Fidan. Şu an konuşamam. Beni bir daha buradan arama. İşim bitince ben ararım. Evet. Bir taşla iki kuş. İkiniz de buradasınız. Naime, beni ofisin önünde bekler misin? Naime, beni Nedim Bey'le bir dakikalığına yalnız bırakabilir misin? Lütfen. Anladığım kadarıyla birbirinizi kolluyorsunuz. Bir şeyler var aranızda sanki. O da Hazal gibi öğrencim. Hoca öğrenci ilişkisi. Başka ne olabilir ki? Sadece şaka yapıyordum. Bir şey gördüğümden değil. Neyiniz var? Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim ben. Buyurun. Biliyorsunuz Hazal'ın bilgisayarından bir takım videolar kurtardık. Bu videoları incelemesi için bir uzman psikolog çağırdık. Sizden ricam bu videoları onunla birlikte izlemeniz. Hazal'ı yakından tanıyan biri olarak bize yardımınız dokunabilir. Yani nasıl bir yardımdan bahsediyorsunuz? Aslında uzmanımız tek başına da çalışabilir ama... her şeyi çözümlemek uzun süre ister. Belki siz ona kestirme yolları gösterebilirsiniz. Ya ben de tam işim bitti, gideceğim diye seviniyordum. Bakın benim eve gitmem lazım. Yalnız kalırsanız bize büyük iyiliğiniz dokunur. Çocuklar yemek bekler. Bir koca bebek de enişteciğin.
bir yumurta bile kıramıyor. Yani kadınsız bir yere düşse açlıktan ölür, Allah korusun. Ya çocuklar beni bir arasın istersen, kameradan konuşuruz. Onlar da iyice huzursuz oldu ya. Tamam, merak etme. Ararız yatmadan evvel. Çocuklar babalarını görsünler, evet. Bana bak, aklın onlarda kalmasın ha. Ben varım. Ya ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Şöyle serbestleyince lüks bir yerde yemek ısmarlarsın. Şapşal. Ne teşekkürü. Kardeş dediğim böyle zamanlar için var. Azal burada kimliği belirsiz biriyle konuşuyor. Ama adamın kızın üzerinde çok güçlü bir etkisi var. Kızı çok kolay yöneten. Adeta parmağında oynatan. Hani kim olduğunu anlayabilsek çok aydınlatıcı olur. Ama sesinden anlayamadım. Ya da biz tanıyamadık. Nasıl bakıyorum? Ne varmış bakışlarımda? Ben böyle duruyorum. Kimseye özel bakışım, bakışım yok. Anlamadım efendim. Sen uğraşmasın. Asıl senle kim uğraşsın? Burada bir derdimiz var. Sen bakış makış takılıyorsun. Ben çözümü söyledim. O senin dediğin çözüm değil. Müsaadenizle. Bir şey yaramaz. Ne yapıyorsun? Nedim Bey, iyi misiniz? Hastayım ben. İnsülin iğnemi geciktirdim. Şeker hastasıyım. Karım çok acil, arayın. İğnemi getirsin. Bir erkek beni ağlatamaz. Tamam anlat, dinliyorum. Oh nihayet. Yok abiciğim bak. Dedim ya, bu akşam bitecek. Hayır, yarın sabah o dosyayı teslim etmem gerekiyor. Bak bitiremeyecek gibiysen Hasan'a söyle gelsin, yardım etsin sana. Ya seni arayıp duruyorum. Bana ne lan bu saate kadar yayılıp yattıysan? Sabahla bitir. Yarın sabah elimde olacak o dosya, tamam? Anlamam. Sorun mu var? Sana ne? Anlasam gidip yetiştirebilecek misin dosyayı? Sorguya gelen herkesin parmak izlerini istiyorum. Buradan geçen bu olayla ilgili herkesin parmak izleri elimizde olsun. Hepsinin. Şahitlerin bile. Burada sadece şahit var mı? Öyle. Hepsi biraz bulaşmış ama hepsi evet. Şüpheli değil. Herkes bir şekilde bu olayın parçası ama. Peki. Şahika, beni tanıyorsun ya. Düşüncelerimi de biliyorsun. Masumiyeti ispatlanana kadar herkes suçludur. Ama hukuk dediğimiz şey bunun tam tersini söylüyor. Ama hukuk dürüst insanlar için geçerli, yalancılar için değil. Mesela bu herif yalan söylüyor. Ne konuda? Kızın Taksim'de gittiği yer konusunda. Taksim ilk yardımın arkasında oralarda kesin bağlantısı var bu adamın. Adım gibi biliyorum. Aslında herkes bizden bir şey saklıyor. Kazdıkça yeni bir şey çıkıyor, kazdıkça yeni bir şey. Pislikler üst üste yığılıyor. Hiçbir masum değil. Nedim'in karısı geldi mi? Aradık, birazdan burada olur herhalde. Şahika, bana biraz müsaade eder misin? Tuna. Tuna. İyi misin? Galip, çok üzgünüm. Yok, yok. Üzülecek bir şey yok canım. Kimse seni suçlamıyor, merak etme. Hepimiz sana ne olduğunu biliyoruz. Tek derdimiz bir an önce iyileşme. Şimdi evde olman bana yeter. İçimi rahatlattın. Ben metroya bindim. Havaalanına kadar gittim. Orada yolcularını karşılayan, gidenleri uğurlayanların arasında durdum. Gelenlere, gidenlere baktım.
kadar başka hayatları var. Ne çok giden, ne çok kalan, ne çok iş güç. Bitmiyor. Sonra köşede ağlayan bir adam gördüm. Böyle yaşına başına bakmadan ağlıyordu. Soramadım ama neyiniz var diye. Artık gidene mi üzülmüş, yolcusu mu gelmemiş? Soramadım. Taksiye atladım. Eve geldim. İlaç aldım bir tane. Tek ihtiyacım uyumak. Galip, tek ihtiyacım sana sarılıp uyumak. Tek ihtiyacım sensin. Aşkım, şu an yanına gelmeme imkan yok, biliyorsun. O zaman sen orada dursan, ben burada kıvrılıp uyusam. Sen bana baksan. Bana güzel bir şeyler anlatsan. Olur mu? Ben güzel şeyleri hayal etmek için doğru bir yerde değilim be canım. Güzel şey sensin. Senin bir köyde yaşama, domates biber ekme hayali. Senin hayata tutunmaya çalışman. Kendi derdin başından aşkınken hala ağlayan bir adamı fark etmen, onu dert etmen. Senin iyileşip mesleğe dönme umudun. Güzel olan bunlar. Benimle böyle güzel güzel konuşmaya devam et, ne olur. O kadar güzel geliyor ki, masal gibi. Tamam mı? Galip, bak ben uyursam sakın kapatma, tamam mı bilgisayarı? Orada olduğunu bileyim. Seninle ilk evlendiğimiz zamanlar bazen geceleri uyanır senin uyuyuşunu seyrederdim. O kadar güzeldin ki. Ben bu güzelliği hak etmek için ne yaptım diye düşünürdüm. Bazen öyle yarım saat seyrederdim seni. Şimdi biz bunu hak etmek için ne yaptık diye düşünüyorum. Benim hatalarım vardır, evet. Günahlarım da vardır hayatta, herkes kadar. Belki senin de vardır. Ama sen benden de masumsun. Öyleyse ne bu? Bir sınav mı? Niye bu ceza bize düştü? Bir cevabı yok. Cevabı yok. Ne haber? Seni de mi çağırdılar? Herkes tek tek toplayacaklar galiba kızım. Boğaz Allah'ı kutuyu açtı, şeytanlar kaçtı. Her şeyi öğrenecekler artık. Hangi her şeyi? Her şeyi işte. Makineyi fazla kurcalarsan böyle olur. Oradan buradan yaylar, vidalar pörtler. Kimse de tutamaz. Makinesi ne pörtlüyor? Ne diyorsa hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorsan merak da etme. Cehalet en büyük şeydir. Mutluluktur. Yaman, kafan mı iyi senin? Ne zaman kötü oldu ki benim kafam? Naime. Sen de gruptan mısın? Hazal'ın arkadaşı mısın? Evet. Ama ya pek kendine değil, söyleyeyim. Bekle biraz. Seninle diğer komiser görüşecek. Pardon komiserim. Buyurun.
Benim soracaklarım bu kadar. Çıkabilirsiniz ama sakın binadan ayrılmayın. Diğer arkadaşlarım da soracakları olabilir. Akşam dersin vardı. Onu iptal etseniz iyi olur. İşimiz uzun sürebilir. Buyurun, beni çağırır mısınız? Erkin, çağırdım evet. Yani şu Taksim ilk yardımın arkasına bir daha git, bir bak bakalım. Yanına Hazal'ın resimlerinden de al bolca. Herkese bir dağıt. Bir sor bakalım. Gittiği binayı bulmamız lazım. Ne oldu, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Su filan ister misiniz? Ben dışarıda beklesem olur mu? Olur. Ne oluyor içeride? Kendin görürsün şimdi. Kirli çamaşırlarına kadar didik didik ediyorlar mı? Kirli çamaşırın varsa çıkar ortaya, evet. İyi saklarsan belki bulamazlar. Seni saklayamamışsın mesela. Erkeğin malı meydanda hocam. Neyi saklayacaktım? Şu şarkıyı yok edebilirdin. Yaman kim? Kızgın mısın bana? O kadar laf yedikten sonra sevgi dolu olmamı beklemiyorsun sen. Harun, ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Ama beynimi sanki mikserin içine koyup sıvılaşıncaya kadar çevirmişler gibi hissediyorum. Yani artık ne diyeceğimi şaşırdım. Ama o resme... Yani inanmamam lazım. Kim peki? Kim böyle bir şey yapmış olabilir ki? Bilmiyorum. Ama Hazal yapmaz, niye yapsın? Burak da yapmadı. Zaten resmi görünce şeytan görmüş gibi oldu. O resmin gerçek olduğunu inandım ya. Ya Harun. Ya ne olur. Benim o kadar aşağılık bir herif olabileceğimi inandım. Ama çok kısa sürdü. Kısa mısa? Hazal'la aramda bir şey olabileceği ihtimali bir an için bile olsa aklında çaktı söndü. Bu utanç sana da bana da hayat boyu yeterli. Evet. Kaç yaşındasın Yaman? 21. 21. Lise mezunusun. Üniversiteye gitmiyorsun. Ama askere almamışlar da. Evet. Ama benim askerliğimle Hazal'ın kayboluşuyla ne alakası var? Hazal'la ilişkisi olan herkesi yakından tanımak istiyorum. O alakası var. Benim Hazal'la ilişkim yoktu. Yani ilişkim... Gruptan arkadaştık. Beraber müzik yapıyorduk. O kadardı. Başka bir olayımız yoktu. Yani onu yatağa atmış olsan bile burada bize söylemezsin, değil mi? Şok taktiği. Böyle açık saçık şeyler söyleyip beni şaşırtacaksınız. Sonra da ağzından laf alacaksınız. Seni şok etmek istesem yapacağım başka şeyler var. Rahat ol. Hazal'ın ve senin okuldan arkadaşlarınız buraya gelmiş. Bu notu onlardan biri bırakmış. Yani biz öyle sanıyoruz. Naime'yi çok kolay elediniz. Hazal'ın nerede olduğunu ancak o bilir. Sence bu delikanlı ne demek istiyor? Delikanlı olduğunu nereden biliyorsunuz? Belki de bir kız yazdı. Tabii ki olabilir ama sen benim soruma cevap ver. Vallahi evet, yani çok yakındık. Ama bu sefer beni de ekti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Biri bizim dikkatimizi özellikle sana çekmek istiyor. Neden böyle yapsınlar? Neden seni hedef göstersinler? Haset. Kıskançlık. Yani... Herkes herkes sevecek diye bir şey yok. Hazal'la sohbetimizi kıskanan çoktu. Ona aşık olup yüz bulamamış bir heriftir belki, ne bileyim.
Mine nerede? Tuvalette. Bir şey bulabildiniz mi? Yok. Bir gelişme. Bak bugün olan... Aslında öyle. Bugünkü olan olay için diyecektim. Bana saldırma. Sana evet. Yanlış yaptım. Üzülmem bile böyle. Bu kadar. Başlama lan gene. Şeye başladım yok. Özür falan da beklemiyorum zaten. Sen böylesin. Seni böyle kabul etmek lazım. Hiç kimmişsin sen? Hayata bak. Hayatımız ne oluyor lan? Eski arkadaşlar düşman oluyor. Karım dediğin çekip gidiyor. Çocuklar büyüdükçe sorunları da büyüyor. Küçükken Hazal'ı Luna Park'a götürdüydüm. Sadece ikimiz. Oynarken bir ara kalabalığın arasına karıştı, bir anda yok oldu. Bağır, 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 yok. Yani elim ayağım kesiliverdi. Yani kaybolsa, saçının teline zarar gelse gebereceğim orada. Sonunda buldum. Bana oyun oynamış. Bir baktım, dondurmacının arkasına saklanmış, oradan bakıyor bana. Ne dedi biliyor musun? Baba, ben istersem görünmez oldum. Görünmez. Görünmüyor işte. Yani görünmez oldu yine. Hazal'la aranızda arkadaşlığın ötesinde ne var? Niye gülüyorsun? Herkes bunu soruyor ya. Hazal'la aranızda ne var? Hazal'la aranızda ne var? Bütün milletin aklı Hazal'la bizim bacak aramızda. Benim aklım sizin bacak aranızda falan değil. Romantik, platonik bir şeyler de olabilir değil mi? Göğsüme böyle kocaman bir tabela astıracağım. Üstüne de ben lezbiyen değilim diye yazdıracağım. Belki o zaman sormaktan vazgeçersiniz. Ben lezbiyen değilim. Hazal da değil. Ha benden habersiz bir şeyler karıştırdıysa bilemem. Ama benim bildiğim kadarıyla değil. Diyelim ki lezbiyen olayım. Aşık olayım ben ona. Bana mı kalacak? Fıstık gibi kıza bana mı bakacak? Ha? Ha? Kendini o kadar küçümseme. Küçümsemiyorum. Gerçekçi bir gözle bakmaya çalışıyorum meseleye. Neyse. Seni kimse bir erkekle görmemiş. Hiç flörtün yok. Değil mi? Dayanamıyorum okuldaki heriflere. Öküz hepsi. Ya, onlar beni beğenmiyor, ben de onları. Ne yapayım, benim suçum mu? Annem okulda kütüphaneci. Ya, ben orada burslu okuyorum. Biz öyle zengin falan değiliz. O şımarık zengin oğlanlarından da tiksiniyorum, tamam mı? Ama bu Hazal'ın şeyiyim demek değil. Yani Hazal'la biz... Biz sadece arkadaşız. Seviyeli bir ilişkimiz var. Biz burada uyuşuyoruz. Bak.
Hayranlık deseniz okey. Tamam, hayranım Azal'a. Ben hayatımda ondan akıllı, ondan komik birini görmedim. Tabii mesela Dexter'a da hayranım ama televizyonun ekranını yalamıyorum. Dexter? Dizi. En son yine ne zaman oldun? Ne bileyim Meral, bilmiyorum. Aklım başımda değildi ki. Tamam. Rahatlarsın şimdi. Sana sakinleştirici bitki çayı da getirdim. Al bakalım. Dur bakayım. Bir bağımlılığın var mı? Müzik. Müzik bağımlısıyım. Fiziksel bir bağımlılığın var mı? Uyuşturucu madde falan? Yok. Burası narkotik değil. Kayıplar amirli. Sadece Azal'la ilgili soracaksınız sanıyordum ben. Ne soracağımı sana mı danışacağım? Kusura bakmayın ama değilim ki ben böyle komple keşif. Ki değilim. Bunun Azal'la ne alakası var? Azal uyuşturucu kullanır mı? Hayır. İçtiği en zararlı şey biraydı herhalde. O da 40 yılda bir. Tam bir yeşil ağacıdır. Yaşlar gençler hep başka milletten, hatta başka gezegendenmiş gibi bakıyor. Sanki kendileri bir zamanlar hiç genç olmamış gibi. Hele bir de böyle rakçı makçıysan kesin uyuşturucu kullanıyordur. Hemen çamur, hemen ön yargı. Halbuki öyle değil. Ha, bu arada. Hazal içmez etmez ama doğuştan kafası güzel bir arkadaşımızdır. Kafa hep 1 milyon. Acayip bir tiptir. Şimdi sana bir şey göstereceğim. Biraz daha iyi misiniz? Yani en azından hala hayattayız. Çok fazla tuttunuz burada. Ben tutmadım. Ben psikoloğum. Sadece yardım etmesini istedim. Çok kötüyseniz kalmak zorunda değilsiniz. Yo, iyiyim. İyiyim. Birazdan gelirim yanınıza. Nedim, bu vaziyette kime yardımı dokunacak? Meral. Kız öğrencim. Yardım etmek zorundayım. Keşke sadece öğrencin olarak kalsaydı. Galiba karısını aldatan bütün erkekler saklayabilirim zannediyorlar. Aptal deve kuşları gibi. Ama her ihanet, istisnasız her ihanet er geç ortaya çıkıyor. Sabaha karşı eve gelmeler, sessiz telefonlar, köpeği uzun yürüyüşlere çıkarmalar, saç teli, yabancı parfüm, bunların hepsi oldu tek tek. Filmlerdeki gibi. Önce inanmadım. Kim inanır? Mutluyuz sanıyordum. Sonra dayanamadım. Seni takip ettim. Bir de baktım. Ben kocası tarafından aldatılan bir kadın olmuşum. Dünya başıma yıkıldı Nedim.
Ama gördüğün gibi ayaktayım. Olayı doğru anlamaya çalışıyorum. Soğukkanlı bir biçimde. Ayrılmaya da niyetim yok. Çocukları düşünmemiz lazım. Sorumluluklarımız var. Zaten sen de yeterince pişmansındır herhalde, bunu da anlıyorum. Anlayamadığım bir tek şey var. Ben bunu hak etmek için ne yaptım? Artık iyi sevişemiyor muyum? Çirkinleştim mi? Sohbetlerim mi sıkıcılaştı, ne yaptım? Hiçbir şey. Sen hiçbir şey yapmadın. Senin hiçbir suçun yok. Bütün suç benim. Suç. Suç. Evet, korkunç bir suç. Üstelik sadece senin değil, bizim de hayatlarımızı mahvedebilecek bir suç. Elinde değil Meral, aşık oldum. Metin, kız 17 yaşında. 18. 17, 18. Kızın hem yaşı küçük hem de öğrencin. Aklım başımda değildi Meral. Bunları düşünecek durumda değildim ben. Seni seviyorum. Çocuklarımı seviyorum. Benim tek isteğim o eski güzel hayatımıza geri dönmek. Ben de seni seviyorum. Korkma. Hiçbir şeyi berbat etmeyeceğim. Bilmiyorum, pek umut yok gibi. Her şey sanki daha da kötüye gidiyor. Bir kız var. Naime. Azal'ın arkadaşı. İlişkimizi biliyor. Ben gerçekten korkmaya başladım. Şimdi kızı sorguya aldılar. Belki de çözülecek ve her şeyi anlatacak. Sonra Azal'ın başına ne geldiyse sorumlusu ben olacağım. İçimde kötü bir his var. Bu normal bir kayıp vakası değil. Neyse, ben şunların yanına gideyim. Benden şüphelenmesinler. Nedim. Soracağınız başka bir şey kaldı mı? Nasıl buldun Azal'ın şarkısını? Azal'ın şarkısı. Değil mi? Kim demiş? Azal mı demiş bu benim diye? Naime söyledi. Ne acayip. Sanki burayı görüyormuş gibi. Bu çocuk sizin grubun başı mı? Bizim öyle başlarla ayaklarla işimiz yok. Bizim grupta herkes lider. Ama öyle her kafadan ses çıkarsa olmaz ki. Bir karar veren olması lazım. Biz bütün kararları birlikte alırız. Bu çocuk salağın teki ayrıca. Yani iyi müzisyen. Üstelik bizden daha tecrübeli. Ama gitar çaldığı zamanlar dışında yaşamıyor gibi. Yakışıklı çocuk. Ama galiba sen ondan pek hoşlanmıyorsun. Yoksa Hazal'la aralarında bir şey mi var? Yok ya. Hazal sevmez böyle tipleri. Ya, grup için muhtaçtık ama Hazal daha iyi bir gitarist bulsa hemen atardık bunu. Şimdi abi, grup içinde her şey benden sordur. Naime ile Hazal'ı gruba alan benim. Sırf renk olsun diye biraz. Naime'de kulak mulak yok zaten. Hazal fena değildir. Sesi de iyi, kemanı da iyi. Ama beste yeteneği yok. Bu şarkıyı Antonio'ya yazana ben çaldım.
Alçaklar hemen şarkıyı apartmışlar. Bu şarkı benim. Mahkemeye versem kazanırım zaten. Yavrum senin şarkında ben Hazal diye mi başlıyor? Hayır. Sözleri başka. Ama melodiyi çalmışlar. Ben... He? Zeytinburnu'ndan komiser Veysel aradı. Mutlaka sizinle görüşmeniz gerekiyormuş. Ha, anladım Veysel. Tam olarak nerede? Dur. Evet, tamam. O zaman siz onu yollayın buraya, biz burada sorgulayalım onu. Tamam, sağ ol Veysel. Sağ ol. Bir hırsızın peşindelermiş. Herifin evinde kanlı bir spor ayakkabı bulmuşlar. Kız ayakkabısı. Hazal'ın ayakkabısı mıymış? Nereden anlamışlar? Ayakkabının üstünde elle yapılmış süslü bir H harfi varmış.